Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Türkiye ve ülke gündemine dair en son haberlerle karşınızdayım. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türkiye'nin en büyük, ilk ve tek teknoloji ve havacılık festivali sona erdi. Peki Teknofest'te neler oldu? Kaç kişi katıldı? Hepsi haberimizde. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Havacılıktan tarıma, savunma sanayiden sağlık teknolojisine kadar birçok firmanın standları ve ürünleriyle yer aldığı festival alanı 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle en çok miniklerin meraklı gözlerle gezdiği festival alanında çeşitli üniversitelerden öğrencilerin hazırlamış olduğu teknolojik ürünler de alandaki yerini aldı. Bizlerin de Sanayi Gazetesi ekibi olarak yer aldığımız Teknofest heyecanında ziyaretçilerin en çok ilgiyle karşıladığı bölümlerse alanda yer alan hava araçları ve pilotları oldu. Aynı zamanda etkinlik boyunca Türk Yıldızları, Solo Türk, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, Hürkuş, Hürjet ve Anka 3 gibi savunma sanayi ürünleriyle ziyaretçilere unutulmaz hava gösterisi yaşatıldı. 6 Ekim Pazar günü sona eren Teknofest, hem teknoloji meraklıları hem de gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim olarak büyük ilgi gördü. 2024 için Temmuz ayında zam yapılmayan asgari ücretin 2025 zammı şimdiden merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı Aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor. Neredeyse 2 aydan az bir vakit kalan komisyon toplantısından önce kulisler hareketlenmeye başladı. Milyonlarca vatandaşın 2024'te %49 zamla 17.002 liraya ulaşan asgari ücretin 2025 yılı zam beklentisi ise oldukça yüksek. Ortaya atılan iddialara göre 2025 yılı asgari ücrete %25 ila 30 civarında zam olacağı söyleniyor. Kulislerde ise bu zam oranının %36 ile 37 oranında olacağı belirtiliyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa asgari ücrette 6.100 lira ila 6.200 lira arasında bir artış olmuş olacak. Hürkuş 2'nin testleri tamamlandı. Sıra test uçuşuna geldi. Geçtiğimiz hafta final etabının düzenlendiği Adana Teknofest'e katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hürkuş 2 projesiyle ilgili açıklamalar bulundu. Projenin montaj aşamasında artık sona gelindiğini aktaran Demiroğlu, test uçuşlarının en geç Ekim veya Kasım ayı içerisinde olacağını söyledi. 2025 yılında envantere girmesi planlanan Hürkuş 2, Hürkuş 1 kadar ağır olmayacak. Hem eğitim hem de silahlı olarak hazırlanan Hürkuş 2, şimdiden birçok ülkenin ihracat listesindeki yerini de aldı. Efendim, geçtiğimiz aylarda çokça gündeme taşımıştık. O konu artık karara bağlandı. Almanya, Türkiye'ye silah satışına onay verdi. Almanya'da koalisyon hükümeti Türkiye'ye yönelik önemli bir silah ihracatına yeşil ışık yaktı. Federal Güvenlik Konseyi Türk donanmasına yönelik büyük çaplı silah satışını onaylarken toplam değerinin yüzlerce milyon euro olduğu belirtildi. Konseyin onayıyla beraber Türk donanmasına yönelik önemli bir malzeme sağlanması hedefleniyor. Ekonomi Bakanlığı'nın Federal Meclis'e gönderdiği listede silahların maliyetleri net olarak belirtilmese de güdümlü füzelerin yaklaşık 100 milyon euro, torpidoların ise 156 milyon euro değerinde olduğu biliniyor. Ayrıca Alman hükümeti Türk korvet ve fırkateynler için 1,9 milyon euro değerinde motor parçalarının teslimatını da onayladı. Bu hamleyle Türkiye'nin deniz kuvvetlerini güçlendirme çabalarına önemli bir katkı sağlaması da öngörülüyor. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Yeni eğitim öğretim dönemine yönelik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı burs kredi başvurularının başladığını duyurdu. Burs kredi başvuruları her yıl belirlenen tarihler aralığında E-Devlet platformu üzerinden yapılabiliyor. Başvuruda bulunan öğrencilerin E-Devlet üzerindeki işlemin ardından taahhütname onayını da atlamamaları gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciler bu ödemeden ne yazık ki
yararlanamayacak. Başvurular 13 Ekim'e kadar devam edecek. İstanbul'un barajları alarm vermeye başladı. Barajlardaki doluluk oranı %30'lara kadar indi. Bu yıl yaz aylarının çok sıcak geçmesi İstanbul'daki su oranlarını etkiledi ve barajlarda kurumaya başladı. Barajlardaki bugün ölçülen su miktarının yılın 10 ayında en düşük seviyesine geriledi tespit edildi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros, barajlardaki su seviyesinin düşmesinin nedenini kentin son yıllardaki en kurak dönemlerini yaşıyor olmasına bağladı ve Marmara bölgesinde son 2 yıldır kuraklık yaşanıyor dedi. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.